Ee, bir ilk 8 sıralık kopmadan bahsedebiliriz ama sanki eğer oralarda e, bir puan kayıpları olursa o 8 sırada böyle aşağı doğru gidecek gibi bakacağız. Ona da e, Beşiktaş Adana dediğimiz spor maçı bu anlamda çok kritik. Alanya Spor 9. sırada hemen ikinci sayfamıza ve son <laughs> bölüme de bakalım. Orada bir e, değişiklikler oldu çünkü İstanbul Spor 8 Ümraniye Spor haftalar sonra kazandı 10 puana geldi. Fatih Karagümrük 13 puanda. E, yani yarın Karagümrük Trabzonspor maçı da kritik önemde. Fenerbahçe galibiyetinin murayı ile Karagümrük'e gelecek. E, Trabzonspor ama Fatih Karagümrük'ün Sivas'ın yani bunlar hep Hatay'ın bugün mağlup olan Hatay'ın da bunların hep e, ekstra puanlara ihtiyacı var. E, son bölüm yani 11'den aşağısı hatta 10'dan aşağısı hocam herkes şu anda Lige tutunma derdinde düşme hattıyla 10. sıra arasında bir maç fark var. Evet. Yani 14-17 dolayısıyla oralar baya karışır. Çarşı pazar karışır hocam. Karışır Çar hocam. Çarşı pazar ben. karışır. E, aşağıda işte bu galibiyetler sen geçen hafta sonunda söyledin ya. Onlar kopmazsa yukarıdaki Tabii. yarışı da olumlu etkiler diye. Hakikaten öyle bir durum var. E, Fenerbahçe hocam devre arasında da biraz bahsettik. Böyle hafif tedirgin başladığı maçta ilk çeyrekten sonra senin tere attıktan sonra deyiminle e, maça oyuna hakim oldu. Bol pozisyon üretti. Gol attıkça özgüveni yükseldi. Fazlaca pozisyon buldu. Erce de kurtarışlar yaptı. Az önce anlatırken de söyledim. Atakaş Atay Spor Kalecisi Erce'nin de 2-3 tane e, kritik kurtarışı hamlesi var en az. Net bir galibiyet. Fenerbahçe'nin de ben hani tamam bir sarsıldık ama ben bu yarışın içindeyim arkadaş dediği bir galibiyet oldu. Sanki ne dersin hocam? Ama normal şimdi iki maçla netice alındı diye Fenerbahçe devre dışı kalacak pozisyonda değil. Ha büyük bir avantajı vardı. Trabzon'a yenilebilir deplasman ama onların o Giresun maçı biraz şey evet. oldu. Trafik kazası oldu. Yani Giresun'a yenilmemeleri gerekirdi içeride. Onlarca Trabzon'a yenilebilir yani. Tamam. Bir yerde rakibi ama Fenerbahçe şu var hocam yani <laughs> ben bir televizyon seyircisi olsam Fenerbahçe maçı olsun isterim. O kadar basit. Yani Fenerbahçeli olursun olmazsın başka takımı tutarsın. eğer biraz iyi maç seyretmek istiyorsan hele ki Türkiye'nin şu kötü futbol ortamında Fenerbahçe göz hoş gelen işler yapıyor sahada iyi mücadele ediyor. Yani futbolcular öyle pislik yapmıyorlar sahada. Üretken futbol oyunu evet, yani bol pozisyon. Yani rakibin üzerine çalışıyorlar. Hani boksörler çalışır ya böyle ufak ufak karaciğer dalak falan bizim Orhan Ayhan'ın tahminiyle kulakları çınlasın. Evet. Karaciğer dalak çalışıyorlar yani yıpratıyorlar. Gö göze hoş gelen işler yapıyorlar. Giren futbolcular çıkanları fazla aratmıyorlar bugün olduğu gibi. Doğru. Yani kadro geniş ama teknik adam kadroyu iyi tutuyor. Yani fenerbahçe açabilirim hoşuma gidiyor hocam yani şu futbol ortamında güzel işler gösteriyor zaman zaman. Şimdi bugün Hatay Spor. Maç işte Fenerli futbolcular ısınana kadar öyledir abi o iş. Yani kafayı takarsın o maç bu maç şimdi bir terslik mi olur falan diye. Ama sahaya çıkıp da o ısınınca bir 10 dakika falan her şey biter. O zaman artık o yok o maç böyle olmuş falan. Sen maçına bakarsın. Hani bir laf var ya önündeki maça bakarsın falan. Fenerbahçe öyle girdi. İyi işler de yaptılar Şimdi şu var hocam bak Oynatacağız Fenerbahçe takımı Bugün Basıyor aynı bir pozisyonu var Şimdi bak kaç tane topu Fenerbahçe Hucum pressten aldı gol yaptı Son golde olduğu gibi Hucum pres basıyorlar 5-6 kişi Rakip ya vuruyor Serseri top atıyor, vuruyor. Top Zaten o topu da atarsan senin oyuncun alıyor. Ya da pas yaparken kaptırıyor ki kaptırıyorlar. Bir de hata yapıyorlar. Bu presi iyice. Şimdi bu presi yapmak için bir, fizik üstünlük lazım hocam. 90 artı 4'te yaptılar ben işte. Fizik üstünlük boyda. lazım. Şimdi fiziğin iyi değilse kimya kim bir yapamazsın onu. İki, bunu hücumda yaptığın zaman bazı riskleri de alıyorsun. Çünkü adam araya iyi pas yapıp top, top sokarsa kendi kalende pozisyon görürsün. Bütün bunları yaparken, bu riskleri alırken sahneye birisi çıkıyor hocam. Hakem arkadaşlar çıkıyorlar. Eğer hakemin futbol bilgisi yok ise, futboldan fazla anlamıyor ise, bu presleri de tuhaf tuhaf bakıp, tuhaf tuhaf kartlar gösterirse bir de eksiltir. Çok net söylüyorum. Bas atılması da yanlıştı. Ondan sonra Santrafor ne onladı? Pedro. Pedro'nun da atılması yanlıştı. Ne söylüyorum. Yanlıştı ikisi de. E sen eksiltiyorsun takımı. Benim güçlü olmam, benim rakibe basmam, benim daha etkili olmam. Yani o zaman bana avantaj sağlamıyor ki. Sen zayıfın, hazırlanmamışın, ekmeğine yağ sürüyorsun. Neden? Futbolu bilmiyorsun. Oraya hak ederek gelmemişsin. Ben sana söyleyeyim şu anda Türkiye'de bir tane hakem var. Hani böyle oynatabilen filan işte bir tane hakemin var. Başka yok. Kaliteli. Evet bak bugünkü hakem de oynatmaya gayret etti. Mümkün olduğu kadar oynatmaya gayret etti. Sen risk alacaksın hakem olarak. Top oynayana prim sağlayacaksın. İyi oynayana, iyi niyetli oynayana prim sağlayacaksın. Art niyetli olana prim sağlamayacaksın. Mesela geçen işte şey maçı, Beşiktaş maçı. Beşiktaş iyi değil filan tamam iki tane oyuncu atılması lazım bize göre. Ama burada da konuştuk. Ne o çocuk? Jetson Fernandez. Fernandez'e e 9 tane, 10 tane ya. tekme attılar. E bunu çözemiyorsun. Niye çözemiyorsun? Rakip ne diyor? Ulan bu Fernandez diyor. Bire bir adam geçiyor. İkiye bir, ikiye bir de geçiyor. Tehlikeli bir adam. Rakip bunu uyanıyor, indiriyor. Sen uyanamıyorsun. Onu koruyamıyorsun. Bak bugün birinci dakikada mı? Hemen yani bir, birinci folde bir kart gösterdi hakem. Evet. Hatırladın mı? Bir dedi. Futbolcu hatta. bir dedi. Kaleci Volkan bir dedi. Bunun biri yok, ikisi yok abi. Sen onu hissettiğin an göster ki art niyetli top oynattırmamak isteyen adamın önünü kes ya. Ama şimdi nasıl bir şey biliyor musun? Bak nereden nereye geleceğim. Hocam yeni bir yönetmeni çıkarmışlar. İki senede 30 tane maçı idare etmezsen bir üst kademeye çıkamayacaksın Söyledin onu hafta sonunda evet. Ya böyle bir mantık var mı ya? Sen iyi hakemsin. Ben kötü hakemim. Sen iyi hakemsin. Ben kötü hakemim. Ben 29 maçta 28 maçta kaldım. Bana maç vermediler. İşte o var. Ya vermedilerse. Ee, sen de ben de torpilliyim. Alttan geldim, seni geçtim. Sen iyi hakemsin. Bana verdiler 31 maç. Benim hakkım var. Sen 29 maç. Ya bak, tezgah yapıyorlar da federasyon uyanmıyor. Söylüyorum arkadaşlar ya. Ben iyi hakemim. Sen iyi hakemsin. Niye çıkmıyorsun abi? Ben senin iyi veya kötü hakem olduğunu 7-8 maçta anlarım ben de. 7-8 seni çözerim. 30 baş nedir ya? Ya burası şey mi? Emekli mi olacak? Ne olacak? İyise çıksın adam abi. Niye önünü kesiyorsunuz? Ama bunu önünü kesecekler ki. Torpil işleyecek. Adamlarını çıkaracaklar. Zaten bugünkü rezillik ondan. Ama federasyona bakıyorum ses yok. Kabul etmişler. Ya bir bakın ya. Veya bilenlere sorun bunu. Bak ikaz ediyorum söylüyorum da. Alt tarafta felaket Çocuklar perişan oluyorlar ya. Sen geldin gene bir yönetmelik gitti. Çıkmayacak adam. Ya sen başarılıysa niye çıkmasın ya? Fenerbahçe'de oyuncu çıktı işte bak. Gençler birliğinden geldi oynuyor Fener Kadrosu'nda. Sana ne abi? İki tane hakem bulursun. İnanılmaz kabiliyetlidir. Fiziği bilmem nesi lisanı. Alır çıkar abi. Tabii. Ben niye tutayım onu ya? İyiyse. Ama değil abi. Hep eş dost arkadaş. Evet. Hep torpil.